Merhaba arkadaşlar. Bugün bu videomuzda bu güzel şirinemizi yapacağız. Şu şekilde topukları da var. Şöyle gösterebilirim. Bunun için ben Gazal Baby Koton kullandım. Mavi, sarı ve beyaz kullandık. 2 milimlik tığ kullandım. Boynuna koymak için bir parça tel. Bu teli şu şekilde bir bantla ben sarıyorum, daha güvenli olması açısından. Şöyle hemen gözlerimi gösteriyorum. 6 milimlik göz kullandım. Ve bu kaş kirpik ağız işlemesinde nako pırlanta olabilir. Onun tek katını kullanıyorum. İsterseniz alize diva kullanabilirsiniz. Yani bu şekilde ince bir ip olacak işlemede kullanacağımız. O zaman şimdi kollardan başlayalım. Mavi ipimizle başlıyoruz. Sihirli halka yaparak başlayacağız. 1 Şöyle odaklamaya çalışayım ben, daha yakın olsun. 1 2 2 kez doladım. Biraz daha odaklamasını sağlayayım. Daha net görünsün. Tığımı geçirdim. Çekiyorum ve sabitliyorum. Şimdi bunun üzerine 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada bunu kapatıyorum, sihirli halkamı. Şu şekilde çekiyorum. Şu şekilde kapattım. Burada 6 tane sık iğnemiz var. Şimdi burada arttırma yapacağım. Şu şekilde birinciye tek batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum yani. İkinciye artırma yapıyorum. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. Ve bir sonrakine artırma yapıyorum. Artırmalarda aynı ilmeğin içine iki kere batıyoruz. Tekrar bir sık iğne ve bir arttırma. Burada şu an 9 sık iğnemiz var. Hemen şu ipi ben işaretleyici olarak kullanıyorum. Bu tarafa aldım. Buradan itibaren eksiltme artırma yapmıyoruz. Düz bir şekilde 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şu şekilde 9 sık iğne yaptım. Ben bunu, şu işaretleyicimi şuradan çıkarıyorum tığımla. Bu tarafa alıyorum. Ve burada tekrar azaltma yapacağım ben. Bir önceki sırada pardon arkadaşlar. Bir önceki sırada artırma yapmıştım. Sonra üzerine düz 9 sık iğne ördüm ve şimdi de azaltma yapacağız. Burada elini oluşturacağız. Bir sık iğne yaptım. Bir azaltma yapıyorum. Azaltmamızı bizden taraftaki ilmekleri şu şekilde ve bir sonrakini alıyorum. Geçiriyorum. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. Yine burada bir azaltma yapıyorum.
Minik oyuncaklarda bazen bu azaltmalarda falan zorlanabilirsiniz. Ama ördükten sonra da çok tatlı bir şey ortaya çıktığı için ben çok seviyorum minik şeyler örmeyi. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bir tane daha azaltma yapıyorum. Burada 3 defa bir sık iğne bir azaltma yapmış oldum. Şu an elimde 6 tane sık iğne kaldı. Ben bunu tığımın yardımıyla ipimi tekrar buradan alıyorum. İçte kaldığı zaman örmek biraz zor oluyor arkadaşlar. O yüzden mümkün olduğunca dışa doğru alıyorum. Şimdi buradan itibaren herhangi bir eksilme artırma yapmıyorum ben. 1 2 3 4 5 6 6 sık iğne. Bu şekilde kolumuzu öreceğiz. Toplamda 5. sıramızı ördük. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Toplam 7 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Sadece şu el kısmını biraz doldurabiliriz. Kol kısmına elyaf koymuyoruz arkadaşlar. Şimdi ben buradan 6 sıra daha düz öreyim. Sonra kapatmayı göstereyim. Evet arkadaşlar. Şöyle ördüm. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11. sırayı da ördüm. Şimdi burada kapatma işlemi yapacağız. Kolumuzu buradaki ilmeğe batıyorum. Ve tam karşısındaki şu ilmeğe batıyorum. Çekiyorum ve kapatıyorum. Tekrar şu şekilde alıyorum. Şu şekilde kapatıyorum. Ve burada sabitliyorum. Bu şekilde buradan kesiyorum arkadaşlar. Evet. Hemen şu parçamı da keseceğim. Şöyle kolumuzu ördük. Diğer kolumuzu da aynı şekilde örüyoruz. Onu siz de örebilirsiniz aynı şekilde. Şimdi o zaman ayaklara geçelim isterseniz. Ayaklar için öncelikle beyazla başlayacağız. Beyaz ipimizi aldık. Yine her zamanki gibi sihirli halkayla başlayacağım. Sihirli halkamızın içine 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğne yaptım. Hemen yine aynı şekilde kapatıyorum. Burada bu sırada her ilmeğe çift batıyorum. Bütün ilmeklerde artırma yapıyorum. Bir artırma. İki artırma. Üç artırma. Dört artırma. 5 arttırma ve 6. arttırmamı yaptım. Burada 6 tane arttırma yaptım. Toplam 12 sık iğnemiz oldu. Şimdi işaretleyicimi alıyorum şu şekilde. Bu sıramda da bir sık iğne bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne bir arttırma yapıyorum. Tekrar bir sık iğne bir arttırma. Bir sık iğne
Tekrar bir arttırma. Bir sık iğne. Bir arttırma. Yine bir sık iğne ve bir arttırma. Burada şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 6 defa bir sık iğne, bir arttırma yaptım. Şimdi buradan sonra şunu alayım. Bu şekilde alıyorum. Buradan sonra arkadaşlar iki sıra herhangi bir eksiltme, artırma yapmadan 18 sık iğne. 2 defa, yani 2 sıra 18 sık iğne yapacağız burada. Şimdi burayı tamamlayalım. 2 sıra örelim gelelim. Evet arkadaşlar, burada 2 sıra düz bir şekilde 18 sık iğne yaptım. Şimdi şu son ilmeği şöyle yapıyoruz. Şu şekilde. Burada maviye geçeceğiz. Hemen mavi ipimi alıyorum. Burada hem mavi ipe geçeceğiz hem azaltmalarımızıya başlayacağız. Şu şekilde alıyorum. Şöyle geçiriyorum. Şimdi burada şöyle şunlar da arada kalacak şekilde örersek daha sağlam olur. 2 3 4 5 Şöyle 5 sık iğne yaptım. Şimdi burada azaltma yapacağım. Yine bizden taraftaki ilmeklere batıyoruz. Şöyle birinci, şu ikinciyi alıyorum. Birinci, pardon, kaydı. Hemen tekrar alıyorum. Şöyle azalttım. Hemen ikinci azaltmamı yapıyorum. Ve üçüncü azaltmamı yapıyorum. Burada İsterseniz bu sırayı iç ilmeklerden de örebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de örebilirsiniz. İki türlü de güzel olur. İsterseniz ben iç ilmeklerden de göstereyim size. Şöyle başa gelelim. Çünkü iç ilmeklerde azaltma loplardan alarak olmuyor. Onu göstereyim hem size. Şimdi geldik. Şu iç ilmek. Hemen göstereceğim. Şu şekilde. İçte kalan ilmeğe batıyoruz. Tabi bunları, şunları yine arada bırakalım. Şöyle 1 2 3 3 4 5 şekilde 5 tane yaptım. Şimdi 3 tane azaltma demiştim. İç loplardan nasıl yapıyorum onu göstereyim size. Şu iç kısımdakini alıyorum. Çekiyorum. Sonra bir sonrakine batıyorum. Çekiyorum ve ikisini birlikte topluyorum. Bu birinci. Yine aynı şekilde şöyle yapıyorum. İkinci oluyor. Yine aynı şekilde yapıyorum ve üçüncü azaltmamı yapıyorum. Bu şekilde şu ayakkabı görüntüsü oluşabiliyor ama diğer türlü de çok hani farklı durmuyor aslında. Güzel duruyor o şekilde de. Hani istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Biz buradan bu şekilde devam edelim. Şimdi kalan ilmekleri yine artık iç ilmeklerden devam edelim. 1 2 3 4 5 6
7. 7 tane yaptık. Ben şunları biraz sıkılayım. Şimdi şunu keselim. İpimizi buradan. İpimizi kestik. Ve devam edelim. Bu sırada yine bir azaltmamız olacak. Burada şu an 15 sık iğne kaldı. 3 azaltma yaptık. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3 3 sık iğne yaptım. Gördüğünüz gibi bu sırada düz örüyorum. Hani iç loptan falan örmüyorum. Çünkü ona gerek yok. Çünkü ayakkabı formunu verdik burada zaten. Hemen burada azaltmaya geçiyorum. 3 sık iğneden sonra şu şekilde aldım. Birinci azaltmam. Geçtim. İkinci azaltmam. Geçtim. Üçüncü azaltmam. 3 tane azaltma yaptım. Kalan ilmeklerimi de örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Tekrar bir bakıyorum. 6 sık iğne yaptık. Şimdi buradan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir sırada aynı şekilde azaltma işlemi yaparak öreceğiz. Buradan devam ediyorum. 1 sık iğne, 2 sık iğne. 2 sık iğne ördüm. Tekrar azaltma yapıyorum. Birinci azaltma. İkinci azaltma. Hemen. Üçüncü azaltma. Burada diğer ilmeklerimi de düz bir şekilde örüyorum. Bir. İki. 3 ve 4. Şu an burada 3 azaltma daha yapmış olduk. Toplam şu an 9 sık iğnemiz var. Burada biraz isterseniz elyaf koyalım. Ben şu şekilde cımbız kullanıyorum bu küçüklerde. Ben bunu doldurayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle biraz doldurdum ama tam doldurmadım. Birkaç sıra ördükten sonra biraz daha dolduracağım. Çünkü buradan elyaflar taştığında tığa takılıyor. O yüzden çok hoşlanmıyorum. Şimdi şunu ben şuradan alacağım. Siz burada işaretleyici de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben hani artık ipe alışmışım. Daha pratik geliyor bana. Şöyle alıyorum, hemen atıyorum buraya. Ve buradan sonra arkadaşlar, yani şu an 9 sık iğnemiz var. Herhangi bir eksiltme artırma yapmıyoruz. Toplam 8 sıra bu şekilde eksiltme artırma yapmadan düz bir şekilde 9 sık iğne örüyoruz. Gördüğünüz gibi çok doldurmamama rağmen elyaflar bazen takılabiliyor tığa. Hemen tığların, pardon, elyafların dışına çıkmasından çok hoşlanmıyorum açıkçası. Yani kötü bir görüntü oluşturuyor. O yüzden biraz daha böyle birkaç sıra daha ördükten sonra tekrar dolduracağım. Zaten bacağı ördükçe dolduracağız. Yani şu şekilde falan bir bacağımız olacak minik. Ördükçe dolduracağız. Dediğim gibi arkadaşlar 9 sık iğne toplam 8 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Diğer bacağımızı da aynı şekilde ördükten sonra gövdemize geçeceğiz.
Evet arkadaşlar, ikinci bacağımızla birlikte şu şekilde ördük ikisini de. Şimdi gövdeye geçelim. Gövde için buradan devam edeceğim. Ben buraya ilmek işaretleyici koyacağım. Şöyle bir işaretleyici koyacağım. Aldım. Odaklayayım. Buradan devam ediyorum. 1 2 3 3 sık iğne yaptım. Ayağımızın yan kısmına geldim. Buradan şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Diğer ayağımı alıyorum. Şu şekilde yan yana koyuyorum. Bakıyorum hemen nereden eşleyebilirim. Şekilde. Şurası bence iyi. Hemen bir daha bakayım. 2 veya 3'üncüye genelde yapıyorum. Aynen. Şimdi şurada şöyle bakalım. 1 2 3. Şuna batalım. Bir sık iğne yaptım. Buradan devam ediyorum. 2 3 Buradan devam ediyorum. 4 5 6 7 8 ve şöyle 9. 9 tane yaptım. Şimdi buradaki şu 3 tane zincir örmüştük. İlk ilmeğe batmak bazen biraz zor olabiliyor burada. Düzgün olması açısından ben mümkün olduğunca şuna basmaya çalışıyorum. Evet, geçirdim. Buradaki 3 tane zincir ördüğümüzün üzerine 1 2 3 3 sık iğne yaptım. Şimdi diğer bacaktan şu kaldığımız yerden devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 6 sık iğneyle işaretleyicinin oraya geliyorum ama ben bu işaretleyiciyi burada çıkarıyorum. Devam ediyorum. 7 8 9 9 tane yaptım. Şimdi burada yine 3 tanenin üzerine 3 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Buradaki zincirin üzerine 3 sık iğne yaptım. Burada işaretleyicimi alıyorum. Şuradan dip kısımdan şöyle alıyorum ve buradan devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7
8. Dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Evet, 24 sık iğne oldu arkadaşlar şu an burada. Ben işaretleyicim hemen bu tarafı alıyorum. Şimdi aynı şekilde herhangi bir eksiltme artırma yapmıyoruz. Burada aynı şekilde toplam 24 sık iğne 8 sıraydı. Bununla birlikte şu an 7 sıra daha. Çok pardon arkadaşlar. 7 sıra daha. Aynı şekilde 24 sık iğne olarak düz bir şekilde eksiltme artırma yapmadan öreceğiz. Evet arkadaşlar, burada toplamda 8 sıra. Yani şöyle göstereyim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sıraya kadar düz bir şekilde ördüm. Eksiltme artırma yapmadım burada. Hemen buradan işaretleyicimi alıyorum. Bir sonraki sırama geçiyorum ve burada 1, 2, 2 sık iğne yaptım. 1 azaltma yapıyorum. 1, 2 sık iğne. 1 azaltma yapıyorum. 1, 2 sık iğne. Burada yine 1 azaltma yaptım. 1, 2 sık iğne. Hemen bir azaltma. 1, 2 sık iğne. Tekrar bir azaltma. Ve yine 1, 2 sık iğne. Ve bu son azaltmamı da yapıyorum ve sıra sonuna geliyorum. Burada toplamda 6 sık iğne azaltmış olduk. 18 ilmeğimiz kaldı. Şimdi işaretleyicimi bu tarafa aldım. Bu noktada kolları birleştireceğiz. Kolları ekleyeceğiz arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Buradan başlıyorum. 1 2 3 4 4 sık iğneyi yaptım. Şimdi buradan kolumu alıyorum. Şu şekilde. Buradan şöyle göstermek istiyorum net bir şekilde. Şurada iki tane ile birleştirmiştik. Kolumuzu kapatmıştık. Şu ilkine batıyorum. Buradan da sıradakine batıyorum. Daha net olursa. Sıradakine batıyorum. Şu şekilde çektim. Geçiriyorum. Hemen bir sonraki koldan ve bir sonra gövdeden alıyorum. Çekiyorum ve şu şekilde. Birinci kolumu bu şekilde ekledim. Hemen buradan şu gövdeden devam ediyorum ben. 1 2 3 4 5
Şöyle 6. 6 sık iğne yaptım. Hemen bir diğer kolumu alıyorum. Koldan batıyorum. Gövdedeki şu sıradakine hemen batıyorum. Çekiyorum. Şu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Hemen kolda sıradakine batıyorum. Gövdeden de sıradakine batıyorum. Şu şekilde karşılıklı geleni çekiyorum ve şu şekilde. Ve buradan yine gövdeden devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. 4 sık iğne olarak yaptım. Şimdi buradan eksiltme yapacağım. İşaretleyicimi aldım. Burada isterseniz biraz doldurabilirsiniz. İsterseniz bu azaltmadan sonra doldurabilirsiniz. Ben azaltmadan sonra doldurmayı tercih ediyorum şu an. Hemen buradan bir sık iğne yaptım. 1 azaltma yaptım. Hemen geçiyorum. Bir sık iğne yaptım. Hemen şöyle. Bir sık iğnemi yapayım. Şu kolun oradaki aynen devam zaten. Hani sık iğneyle gittiğimiz için ilmeklerimiz var zaten. Bir azaltma yaptım. Bir sık iğne. Ben biraz da sık ördüğüm için arkadaşlar bazen zorlanabiliyorum ama sıkı seviyorum görüntü olarak da. Tekrar bir sık iğne, bir azaltma. Geldim bu tarafa. Şuradan batıyorum. Bir sık iğne. Bir azaltma ve tekrar bir sık iğne ve bir azaltma. Şu şekilde bir sık iğne bir azaltma yaptım buraya kadar. Şimdi burada biraz dolduralım arkadaşlar. Sonra devam edelim. Evet arkadaşlar ben bu şekilde doldurdum. Şimdi son bir şeyimiz var. Onu da örelim. Sonra ben devamında tekrar biraz daha dolduracağım. Çünkü boynuna tel girerken elyafları biraz itiyor. O yüzden boyunda boşluk kalıyor. Birazcık daha boyun kısmına dolduracağım. Şimdi burada bir sıra düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Burada şu son ilmeğe de şöyle ilmek kaydırma yaparsak hoş duruyor. Burada ipimizi keselim. İşaretleyicimizi çıkarabiliriz. Şu şekilde. Şu ayak biraz içe bakıyor arkadaşlar. Sayı bazen tam denk düşmeyebiliyor. Onu bir bakarsınız. Eğer işte olacak gibi olursa hani
Bacağı birleştirirken 1, 2, 3 geriye saymıştık. Üçüncüye bak. Siz ikinciye batabilirsiniz. Ama benim böyle daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. Biraz içe baktığı zaman daha sevimli duruyor bazen küçüklerde. Gövdemiz bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da kafamızı ve şapkamızı öreriz. Daha sonraki videoda görüşmek üzere diyorum şimdilik. Videomu beğenirseniz, yorum yaparak destek olursanız, yorumlarda neler örmemi istediğinizi belirtirseniz yine videolarımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.